Göz kırma kusurları nelerdir? Göz kırma kusurları nasıl tedavi edilir? No Touch lazer nedir? Kimlere uygulanabilir? No Touch lazer göz ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenlerle göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Özer Kavalcıoğlu az sonra konuştukça da. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Özer Kavalcıoğlu hocamız bir kez daha programımızın konu oldu. Hoş geldiniz hocam. Özer hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim sağ Atatürk olun. Atatürk gibisiniz maşallah. Teşekkür ederim. Aşkla, karizma. Kesinlikle bugün de akıcı sohbetimizle göz kırma kusurları ve tedavilerinden bahsedeceğiz. Hemen süre çok çabuk geçiyor çünkü konuya girmek istiyorum. Buyurun. Göz kırma kusurları nelerdir hocam? Kırma kusurları, miyop, hipermetrop, astigmat gibi farklı problemleri biz bir başlık altında topluyoruz. Biz göz doktorları bunları aslında bir hastalık olarak kabul etmeyiz. Bir farklılıktır bu. Miyop yani uzağı görememe, hipermetrop ağırlıklı yakını görememe, astigmat ise her mesafede kargaşaya yol açar. Gözün biraz uzun olması miyopu, biraz kısa olması hipermetropu, biraz düzensiz olması göz yüzeyinde astigmatı belirler. Bunlar çocukluk yaşlarında tespit edildiğinde iyi gözlük tedavileriyle bir tembellik olmadan, bir hasar kalmadan çocuğun ergenlik ve gençlik yaşlarına ulaşmasını sağlar. Daha ileri yaşlarda ise farklı çözümler konuşulabilir. Bu mercek problemleri yani çocukluk döneminde bir göz tembelliğiyle beraber olabilen bir takım göz kırma kusurları var hocam. Burada genelde en çok hangi yaş gruplarında tedavi için yani burada öncelikle erken teşhis koyup tedavi önemli mi? Mercek problemlerinde gözlük tedavisi daha genç yaşlarda herhalde genellikle tercih ediliyor ama günümüzdeki bu lazer kullanımını da hangi yaş gruplarında, hangi durumlarda danışan geldiğinde neye göre değerlendirip yapıyorsunuz? En önemli kriterimiz yaş. 18 yaş üzerini tercih ediyoruz. Çünkü gelişimin durduğu, vücut büyümesinin durduğu yaşlardır 18 yaş. Peki herkes de 18 yaşta olabilir mi? Hayır. İncelemek gerekiyor. Bazı hastada 19'unda, bazısında 20'sinde ilerlemenin durduğunu görmemiz gerekiyor. Bunu ayrıntılı testlerle yapabiliyoruz. Üst sınır var mı? Aslında lazerleri 18-45 yaş arasına yapıyoruz. Daha önce bir cerrahi geçirmemişse ki. Ancak bazı durumlarda diyelim ki kişi bir katarak ameliyatı oldu ya da bir akıl lens ameliyatı oldu ve göz içerisine bir lens yerleştirdik ama bir nedenle numara kaldı. O insanlara da 60-70 yaşında olsa bile lazer tedavisi yapabilir. Tabii yapılabiliyor. Burada genelde sıkça duyduğumuz no touch lazerler. Evet. Günümüzde teknoloji gelişti. Daha az spesifik bir tedavi yöntemi, komplikasyon riski az diye duyuyoruz. Gene bu yaş grubunda biraz açabilir miyiz hocam? Tamam. Yani hasta geldi ne gibi durumlarda no touch lazer yapılabilir? Kimlere yapılmaz? Şimdi hekimlerin genel yaklaşımı hastanın mutlu olabilmesi için ayrıntılı incelemeler yapıp doğru hastayla doğru yöntemi buluşturmaktır. Bu çünkü herkesi mutlu edecek. Hasta mutlu olduğunda doktor mutlu olacak ve bir ekip mutluluğu ortaya çıkacak. Onun için hasta bize gözlükten kurtulmak istiyorum diye geldiğinde öncelikle kriterlere uyuyor mu, yaşı uyuyor mu, gözünün tüm tabakaları bu tedaviye uyuyor mu? Uyuyorsa hangi yöntemlere uyuyor? Çünkü biz farklı pek çok yöntem kullanıyoruz. No Touch da bunlardan bir tanesi. Evet. Farkı ne? En yeni çıkanlardan bir tanesi. Ama sonu olmayacak muhakkak. Çünkü teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki sürekli yeni bir şeyler ekliyoruz. Biz lazere ben 28 yıldır gözlükten kurtulma cerrahisi yapıyorum. Lazerlere ilk başladığımızda o kadar dar bir alanda yapabiliyorduk ki sadece 1-2 numara miyop onun ötesinde hiçbir şey yapılamıyordu. Şimdi inanılmaz yüksek numaralara çıkabiliyoruz. Numara. Aynen öyle. Hipermetropla yapabiliyoruz, astigmatlara yapabiliyoruz. Bu ayrıntılı testlerden sonra ben şöyle yapıyorum, yaklaşımım şu. Ben risk sevmeyen bir doktorum. Tamam. Hastama sözler veriyorum. Ne diyorum? İncelemenizi yaptım, gözünüz lazere uygun. Lazerden sonra şunlarla karşılaşacağız. Ve size şu sözleri veriyorum. Demeyi seviyorum. No touch elimizi çok güçlendiriyor. Evet. No touch lazer, diğer lazer aynen öyle. Kesi yok. Çünkü biz gözün ön kısmı o saydam tabakadan bir tabakayı kesip kaldırıyoruz. Lasik, lasik, femtosiyel bunlar kötü yöntemler değil bu arada. Pek çok arkadaşım bunu yöntemler uyguluyor. Ben de uyguluyorum. Ancak bu bir tercih. Bu kesi sırasında size bağlı olmayan komplikasyonlar yani problemler ortaya çıkabiliyor. Ne hastaya ne size bağlı. Ve hastaya bir söz vermişsiniz. Şöyle diyemezsiniz. Ya hani bana bağlı değil bu işte oldu bir hata. Demeyi sevmiyorum. Bu taşla onu kesmeden içeriye müdahale edebiliyorsunuz. Doğru. Hiçbir şeyi kesmeden diyelim ki bu sizin gözünüzün ön kısmında şurada bir pürüz var. Lazer
artık o kadar hassas bir şekilde orayı tarıyor ki mikron seviyesindeki buharlaşmayla o pürüzü ortadan kaldırıyorsunuz ve istediğiniz o pürüzsüz yüzey ortaya çıkıyor. Ve o kadar kısa ki, şimdi diğer yöntemlerde biz önce o tabakayı kesmek için özel aletler oturtuyoruz gözün içerisine. Burada miyopiyi düzeltebiliyorsunuz. Miyop ve astigmatı düzeltebiliyorsunuz. Hipermetropta çok kullanmıyoruz. Kullanılmıyor. Zaten ona bir şey kullanabiliyorsunuz. Hocam sağ olun. Kullandığınız gün ben hemen geleceğim yani. Yani çeşit çeşit bilgiler duyuyorum. Hepsini de hocama soruyorum ben sevgili izleyicilerimiz, bu damlalar falan. Aha. Daha öyle bir teknoloji inşallah yakın zamanda benim teklifim. Siz gençsiniz, onu yakalayacaksınız. İşte onu yakalamak için doğru hasta olacağım. Ama NOTAŞ'ta şu anda yüksek miyoplara, yüksek astigmatlara rahatlıkla... Ama yüksek olması lazım değil mi hocam? Hayır, öyle bir şart yok. Nasıl? Yükseklere de müdahale edebiliyor. Müdahale edebiliyor. Şimdi numaralarınız çok yüksekse kesili yöntemlerde bazı riskler var. Ne mesela hocam? Örneğin yüksek miyopsunuz. Yüksek miyopların 8 numara, 9 numara, 10 numara göz küreleri biraz uzundur. Bizim göz küremiz bir futbol topu gibiyken onlarınki kavun ya da Amerikan futbolu topu gibidir. Aynen. Oo, bu uzunluk neye yol açar? Gözün arkasını döşeyen sinir tabakasının ince ve yırtığa meyilli olmasına yol açar. Çok doğru. Siz eğer bunu fark etmezseniz ve bir vakumla, LASIK, LASIK, femtosmile gibi yöntemlerde vakum yaparak biz gözün ön kısmını keseriz. Vakum yaparsanız arkada bir yırtığa sebep olabilirsiniz. Ve bu yırtık sizi de hastayı da çok yorar ve çok güzel. Bu nedenle yüksek derecedeki miyoplarda ben özellikle NOTAŞ'ı seçiyorum ki göze vakum yapmayayım, göze dokunmayayım, bana bağlı olan bir problemi tetiklemeyeyim. Peki diye. 40 yaşından sonra yakını çok iyi görüyor. Miyopu var. Burada NOTAŞ 40'ından sonra yakın görmeyi bozabilir mi? Gene tercih edilebilir mi? Monovizyon yöntemini uygulamak lazım. Hı. Avrupa'da ve Amerika'da monovizyon yöntemi. Nasıl bir yöntem? Ne demek bu? Hı. Şimdi biz iki gözümüzle birlikte görüyoruz ama bir gözümüz baskın gözümüz. Baskın gözümüz. İkili organlarda beyin bir tanesini tercih eder. Sağlak ya da solak olmak gibi. Toplumun %70'inde sağ göz baskındır, %20'sinde sol göz baskındır, %10'u ikisini de kullanabilir. Biz baskın gözü tespit edip onu tamamen sıfırlayıp baskın olmayan gözde hafif miyop bıraktığımızda 40 yaş üzeri insanlar iki göz açıkken uzağı da görür, yakını da görür. Bunun adı monovizyon yöntemi. Süper. Ancak bizim coğrafyamızda bir problem var. Hastaya simülasyon testi yapmadan bunu yapamazsınız. Çünkü bizim ruhumuz buna çok uygun değil. Sorguluyoruz. Niye bu farklı görüyor diye. Hastaya ameliyattan sonra ne göreceğini gösterirseniz evet bu benim için makul. Biz buna simülasyon diyoruz. Evet bu benim için makul. Yakını iyi görüyorum, uzağı iyi görüyorum, rahatsız olmuyorum diyorsa. Bir de diğer görüş var. Yani yakında bozulsun, bekleyelim 5-10 yıl daha 50 yaşına gel. Hepsi o zaman bozulsun toptan gibi. Yani o da bir bakış açısı. Bu bir dünya görüşü, dünya bakışınız. Kesinlikle. Doğru. Yani hani televizyon alacaksınız ya daha iyisi çıkacak onu bekleyin demek gibi bir şey bu. Bir kere bir operasyon olsun hepsi tam olsun diye. Bir tercih bu. Ama 50'li yaşlarda artık lazer değil de akıllı lens tercih etmeniz lazım. Lazer 40'lı yaşların ortası eğer daha önce gözüne dokunulmadıysa o zamana kadar yapın. Dokunulduysa olmuyor mu acaba? Dokunulduysa 45 yaşından sonra da yapabilirsiniz. Demin anlattığım gibi. Yani hasta bir katarak ameliyatı oldu, akıllı lens ameliyatı oldu ve miyop kaldı ya da hipermetrop kaldı. Onlara lazer yapabilirsiniz. Yani onların 60-70 yaşında olmasının bir önemi yok. Ama hiçbir operasyon geçirmemiş bir insana lazer yapacaksanız 45 yaşa kadar yapmanız mantıklı. Mantıklı. Doğru zamanlama. Evet, göz numaralarını dedik yüksek derecede 6-7. Maksimum kaça kadar düzeltilebilir ben göz numarası? Ben binlerce hasta gördüm meslek yaşamımda. Bir Uşak'ta bir simitçi hastam vardı. 30 derece mi yoktu? Şaka. Tabii 30 derece. 35 düzeltebildiniz gördüm. Mi? Onlar da gözücü lens tedavisi. Gözücü lens tedavisi. Yani lazerde onlar 10.000'lerin üzerine müdahale edemiyorsunuz. Gözücü lens. Ama gözücü lensle istediğiniz kadar yüksek numaraları düzeltebiliyorsunuz. Peki bu operasyondan hemen sonra göz normale dönüyor mu yoksa yavaş yavaş mı dönüyor hocam numarası? Şimdi bir kere yüksek numaralı hastaların şöyle bir ifadesi vardır masadan kalkarken. İşlem basit miyoplarda 3-4 derecede 30-35 saniye. Daha yükseklerde 1 dakika kadar sürüyor. Her bir göz 1 dakika. En uzun o kadar yani. O kadar. 1 dakika sonra hasta masadan kalkar. Ve etrafa şaşkın şaşkın bakar. Çünkü çocukluğundan beri ilk defa herhangi bir aksesuar olmadan, lens ya da kontak lens olmadan ve gerçeğe daha yakın görür. Çünkü miyoplar ve hipermetroplar dünyayı bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar. Nasıl görüyorlar? Miyoplar daha ufak ve daha ezik. Yaygın. Hocam mesela evli hanımını öyle görüyor yıllarca. Boşanma vakaları artabiliyor bir anda. Ben olaya başka bir açıdan baktım. Şimdi o zaman daha güzel çıkacak değil mi? Kesinlikle. Ezik görüyordu bunca yıl. Yani neyse o çıkacak. Yani daha güzel, daha çirkin bilemem. O da göreceli tabii. Neyse o çıkacak. Ve tabii dünyayı daha gerçek bizim gördüğümüz gibi. Gördükleri için bir şaşkınlık. O zaman var. Evlilik sürelerini de uzatabiliyoruz bu operasyonlar. Doğrusu öyle denilebilir. Üçüncü göz var tabii enerji çakrası. O hissiyat ve duyguyla da görebilir. Lazerle açılamasa. O lazerle açılamıyor. Açılabilir bir şekilde. Yani lazerden kalktığında hasta
Özellikle yüksek miyoplar bunu hemen fark eder. Ufak derecede miyop ya da astigmatı olanlarda görüyorum ama sanki eksik gözlük takmışım gibi diye hisseder lazerin ilk gününde. Dördüncü günden sonra asıl netleşme başlar. Numaranın yüksekliğine göre bu bir hafta 10 gün civarında artık dünyayı farklı görür. Peki o arada araba kullanma, kitap okuma, televizyon seyretme gibi bir şeyler? Bir yasak yok. Yani sadece hani gece araba kullanmada ilk 3-4 gün belki sorun olabilir. Onun dışında bir sıkıntı yok. Peki hocam bu ameliyat sürecinde öncesinde baktığınızda kontrollerde kronik hastalığı, herhangi bir problemi, diyabettir, damarsal bozukluklar, daha önce de konuşmuştuk. Bunlara bağlı yapamadığınız durumlar var mı? Evet. Neler? Kimlere yapılamaz yani muhtaç lazer? Şimdi iki noktanın üzerine değinmek lazım. Bir, herkes lazer olmak zorunda değil. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk sizinle. Yani gözlüğü seven, gözlüğüyle mutlu olan insanlar gözlüğüyle yaşamına devam etmeli. Bu ihtiyaçsa, sizi mutlu edecekse, yaşam kalitenizi artıracaksa başvurmalısınız. Hı. Yoksa bir akım gibi, bir moda gibi bunu yapmak çok doğru değil. Mutsuz eder yoksa hastayı. Biz başta da söylediğim gibi ayrıntılı testler ve muayeneler yapılıyor. Gözün sadece lazer yaptığımız tabakasına bakmıyoruz. Retinaya hemen arkasındaki irise, lense, hemen arkadaki retina, yani sinir tabakasına, ayrıntılı aynanın öyle. Damar tıkanıklığı var mı, genetik hastalığı var mı, kataraktı, çünkü gözü büyüttüğünüzde kenarlarda katarak görebiliyorsunuz varsa, o zaman yapmıyoruz. O zaman başka tedaviler yapmak gerekir. Bunların hepsinden olumlu not aldı. Sonra oturup hastaya neler yapacağınızı anlatmanız lazım. Beklentisi, çünkü hastanın çünkü bazen garip beklentilerle geliyor hasta. Biz lazere başlıyoruz, daha başlamamışız. Hani 35 hadi saniyede... Hadi gördün mü diyor. Aynen öyle. Bitti mi diyor hasta. Hani 35 saniye zaten. 35 saniye. Yani birinci saniyede bitti mi diyor. Onun için makul beklentiler... Nasıl oluyor hocam? Bir hava mı üflüyor? Bir aletin altına yatıyorsunuz, açık bu alet. Tepeden bir ışık görüyorsunuz sadece. Hava falan yok. Gözü kapamıyorsun. Aynen açık gözünüz. O ışık gözünüzün önünde sanki bir ışığı takip ediyormuşsunuz gibi. Işık gözünüzün önünü tarıyor. Gözünüze hiçbir şey dokunmuyor o taşlar. Bu bir şeyde tansiyonu mu yapmak için? O hava, evet aynen öyle. Hava üfleyen tansiyon için. Ama lazerde ne hava üflüyor ne bir şey üflüyor gözünüzde. Siz sadece tepedeki sanki bir ışığı takip eder gibi. Işığı takip ediyorsunuz. Diğer yöntemlerde lezikle, lezikle, femtoda tabii göze bir alet oturtuyoruz. Hmm. Göze oturuyor, gözü vakumluyor. Çünkü gözün ön kısmını kesmek zorundayız. Evet. Tabaka kaldırmak zorundayız. İşte o taşın artılarından bir tanesi de bu. Çünkü bir grup insan, ben de buna dahilim. Ben mesela lazer olacak olsam, gözlüksüzüm ve göze ihtiyacım yok ama gözüme o aleti oturtamayabilirim. Hmm. Bazı insanlar tedirgin olur bundan. Yani masadan kalkan, vazgeçen tabii ki. Yani bu ameliyat masası değil ki hocam, ne olacak o kadar? İşte yok öyle demeyeyim. Evet. İnsanların hassasiyetleri birbirinden farklı. Gözüne damla damlatamayan insanlar var. Evet, tabii ki. Çünkü o yaklaşınca tedirgin olur. Bir başkası damla. Öyle oldu mu sizde oturup da sonra ben vazgeçtim deyip? Ben çok uzun yıllardır sadece Nortaç kullanıyorum. Onun için hemen hiç yok masadan. Peki hocam süreçte hani geldi hazırlık süreci sonrasında gönderiyorsunuz. Çok kısa sürüyor da toplamda ne kadar sürüyor böyle? İşte hastanın hazırlanması, gözü makinenin gelmesi 1,5 dakika falan bir göz. 1,5 dakika görüyoruz. Toplam 5 dakikada siz kalkmış oluyorsunuz. Diyelim ki 7 derece miyopsunuz. Gelirken şöyle gelir hastalar. Ben buradayım. Yanımda asistanlarım var. Yüksek miyopları bilmiyorum. Görürüz. Onlar boşluğa bakarlar. Görmezler çünkü kimseyi. Bu tarafa bakarak hocam ben geldim der. Hoca burada abi ki. Ay o kadar. Ve çıkarken tabii ki. Sesi takip ediyor. Çıkarken göz teması kurar hasta. Çünkü artık görüyordur sizin gözünüz. Ve şöyle de hocam ben sizin gözünüzü görmeye başladım. Yani bu hani mesleğimiz güzel bir meslek. Mesleğiniz ben bunu söylüyorum. Yerinizde olsam ben de ne otaçla zorlanıyorum. Toplam muayene süresi hepsi 5 dakika. 8 saat çalışsam 50 hasta baksam. Nortaş lazer başın alınan ücreti bilmiyorum. Çok güvenli. Hocam çok güzel. Çok güzel. Çok güvenli sayıda. Yani, çok güvenli tabii. Doktoru mutlu eden tabii. Şey, şimdi para her işten kazanabilirsiniz. Tabii. Yaptığınız iş iyiyse tabii. Huzurla para kazanabilirsiniz. Tabii. Çok güzel. Yani mutlu hasta, mutlu doktor. Kafanızı yastığa rahat koyarsınız. Hasta mutludur, siz mutlusunuzdur. Verdiğiniz sözleri tutmuşsunuzdur. Evet, o çok önemli. Bu arada tekrar söylüyorum. Diğer tüm yöntemleri de uyguluyorum. Çok iyi uygulayan arkadaşlarım da var. Ben kişisel tercihlerim. Ben Nortaş. Haftada 3 gün çalışsanız yeterli. Hocam sizde haftada 3 gün çalışsanız yeterli size. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konu. Hocam teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için. Ezda biz de.